nerede vardı? Bir iki tane kaldı işte. O da istediğim bir kaynak değil. Çok zaten iyi bir saç değil. Çok belli oluyor. Şöyle. Çıkarayım mı bunu? Zaten çok güzel. Çıkar. Çünkü tekrar düğüm yapmaya başlayacak. İşte 1,5 ay öncesi böyle grimsi bir sarıydı aslında. Güzel değil mi? İşte değişiklik isteyince böyle bir yandı. 2 ay hemen hemen aynen. Şimdi çok kısaltmayacağım. Şu konflikleriniz var ama biraz inceltecek. Çok kabaracak saçım. İncelterek geleceğim. Yaparsak da kaynak takıldığında sıkıntı yaşarız. Sizde hazır saç yok sanırım. Var var. Var mı? Var, daha sadece yerleştiremedim onları. Peki dalgalı var mı? Yani kıvırcık? Dalgalı bir tane vardı, onu yaptık. Siparişle getiririm. Ondan. Dalgalı mı kıvırcık mı? Kıvırcık şey, permalı gibi. Ben Serhat'ın yaptığı saçı göstereyim size. Kullandım. Onun ipe direkt çıkıyordum. Hiçbir şey uygulamıyordum. O arada saçlarım çok da toparlı çünkü yani fön yok, maşa yok, hiçbir şey yok. Çok güzel toparlamıştı. Şu, denizdeki halim. Direkt sudan çıkıp aldığı dalga. Bunlar sipariş veriyoruz. Bir tane var, benim çok az kaldı. Bunlar o permalı saçlar. Evet. Aynı zaten ıslanıp şey oldu. Karanlık içinde o zaman. Bunlar bardan çıktığında direkt böyle kuruduğumda kendi dalgını silip kuruyorum. Deniz suyuyla daha da sertleşir, güzel bir. Bunlar normalde o saçlar hafif kendi dalgası olur ama bize daha iyi. Kullanım açısından rahat rahat ediyorsunuz. Evet. Bunlardan sipariş verilir. Getirtirim yani. Saçlar işte az önceki. Hakan'la ortak çalışıyoruz. Gelir mi Hakan? Yani gelirse biraz Hakan da tanıyor beni. Hakan. Şey çıkıyorum diyor biraz. Evet. O zaman siz görüşün. Saç 15 liraya takar. Ben hiç güç uygulamadım saç. 15 lira falan, 15 lira falan. Hepsi dolarla geldi. Maçın. Şu kadar falan aldı. Çünkü ileride kaynak düşünüyorsan bir saç lazım olacak. Saç taramasını siz yaparsınız. Ben de düğünüm için randevu alsam sizden. Nasıl şey istiyorsun? Yarın elbisemi ayarlayıp gideceğim, elbise. Ne olur ne biter. O zaman da kaynak yaparız zaten. Yapmış olursak da iyi olur. Makyajı.
kayıp ederle bir görüşürsek ne de kokusun. Eve gelmeniz için izin gerekir mi? Ama AVM diye kapanmıyordu. Şu an? Açılsın. Kapana göre kapatın. Yani izin vermiyorlar mı? Bilmiyorlar ki. Onlar da bilmiyor ne yapacağımı ben. Evet. Şebbo Caddesi'nde? Güzellik salonu. Kıyafetli. Ama saç makyaj var. Güzellik salonu olduğu için pazar da açık. Pazar da açık. Kontrol odası başkanı Hatice Hanım mı hala? Burada hiç kimsenin de bilmem ne yapıyor. Güvenlerde de belki hayatta bile bilmiyorlar adamı. Konuşlar. Kuaför odasına kaydoldum. Mantık olarak benim hiç kapatmamam lazım. Bazen işte 4-5 saat gibi. Garanti mi? Aslında İNG'yi seviyorum da konusu da var. Burada yok işte, sıkıntı mı? Çalışıyorum ben de ama. Bir de ondan ticari karşı yok. Vakit nereye geldiğine geldi? Öyle mi yapsam yoksa sen bir tane mi yapsam? Yapsak daha iyi. Tamam, öyle mi?
küpelerimiz geldi. Çıkacağım İşini ben. Bitiremedi, öyle çıktım ben. Biz de geçen hafta sabah. Ters örüyorum. Ters. Bunu böyle isterken size de 300-500. Çok pahalı yorumlar şu an. Onların ne maliyeti arttı anlamadım. Deterjanı biz veriyoruz. Yemeği ne oldu? 100 lira yemek verirse. Bir de şey vardır ya, yani, temizlikçi ayıp olmasın diye önden temizlenir. O zaten yani. Olmazsa olmaz. Çok olmaz. Temizlikçi gelir arkasından bir temizlenir. Niye para verdim? Kaçtan sonra ben bunu düzeltirim falan da hazırım. Tamam. Aynı alabilir miyim? Küçük ayna. Hani kesmemiş. Biz bir an önce kaynak yapalım, saçlarımız karışık bozuluyor gördükçe. Teşekkür ederim.